Esneklik sabır işidir. Her gün yaparsanız esnekliğiniz artar ve günden güne değişir. Herkese merhaba. Ay bu ne böyle? Merhaba. Bugün size bacaklarımızı nasıl daha esnek hale getirebiliriz bunları göstereceğim. Bu hareketleri yapmadan önce ısınmaları mutlaka yapın. Hadi o zaman hep beraber başlayalım. İlk hareketimiz ayaklar bir omuz boyu genişliğinde olacak. Ellerimizi parmak uçlarımıza değdirmeye çalışıyoruz. Eğer bu hareketi rahat yapıyorsak avuç içimize değdirebiliriz. Dizler bükülü olmayacak kesinlikle. Daha sonra ayaklarımızı iki omuz boyu genişliğinde açıyoruz. Ve topuklar dışarıda. Yine aynı şekilde dizler bükülü olmadan esniyoruz. Bir sağ, bir sola, ortaya. Sağ, sola, ortaya. Bacak dümdüz olacak, topuk dışarıda, parmak ucu içeride, vücut dik, bir elimiz dizimizde, bir elimiz belimizde, ufak ufak aşağı yukarı yaylanır gibi esin. Tabanım kesinlikle böyle kalkmayacak, taban yerde. Arkadaki ayağımız parmak ucunda, yine aynı şekilde vücut dik. Aynı şekilde esnemeye devam edelim. Ayak üstü yerde, dizin yerde, vücut dik, esnemeye devam ediyoruz. Elimizle kalçamızı desteklemeyi unutmuyoruz. Aynı pozisyon hiç bozmadan arkadaki ayağımızı tutuyoruz. Ayağımızla birlikte öne doğru esniyoruz. Ayağımızı bırakmadan esniyoruz. Pozisyonu bozmuyorsun. Buradaki ayağını uzatıyorsun. Göğsünü ve ağzını, burnunu dizine değdirmeye çalışıyorsun. Evet. Şimdi diğer tarafa geçelim. Aynı hareketler diğer tarafa. Biz buna yokça gidiyoruz. Yok çeki hareketini de çok iyi geliştiriyor. Ayak tabanı yerde mutlaka, kesinlikle kalkmıyor. Bu diziniz parmak ucunuzu böyle geçmiyor yaparken. Aynı doğrultuda olacak. Bunu unutmayalım. Daha sonra arka ayak pençe. Yine arkadaki ayağımız dümdüz. Böyle kırık yapmamaya çalışalım. İlk başta biraz zorlanacağız ama daha sonrasında yapa yapa vücut alışacak. Daha rahat yapmaya başlayacağız. Ayağımızın üstü yere değiyor. Kalçadan destekle. Esniyoruz. Hep hareket halindeyiz. Şu şekilde. Daha sonra ne yapıyoruz? Arkadaki ayağımızı tutuyoruz. İyice popoya kadar yapıştırdıktan sonra vücudumuzla öne doğru gidiyoruz. Şu şekilde. Evet. Şimdi öndeki ayağımızı uzattık. Göğsümüz, ağzımız. Şöyle direkt kafa alın değil. Şu şekilde esniyoruz. Şimdi benim en çok sevdiğim hareket kelebek hareketi. Aynı kelebek gibi kanatlarımızı hızlıca çırpıyoruz. İlk başta sizin ayağınız böyle olabilir, gayet normal. Bu esneklikle alakalı. Yavaş yavaş yaptıktan sonra, zamanla tabii, ayağınızın böyle indiğini ve dizlerinizin yere değdiğini göreceksiniz. Ayaklarımızı biraz öne. Bu sefer vücutla gidiyoruz öne doğru. Elimize destek alabiliriz. Parmak uçları yerde. Bu açı 90 derece olsun. Evet. Sanmayın ki ben bu hareketleri yaparken zorlanmıyorum. Şu an dahi zorlanıyorum. Çünkü
Ben de çok fazla esnek biri değilim. Ben de bu hareketleri yaparak esnedim gerçekten. Parmak uçlarımızı kendimize doğru çekiyoruz. Ellerimizle parmak ucumuza doğru uzanıyoruz. Ama bunu yaparken dizler çoğunuzun büyük ihtimal şöyle oluyordur. Kesinlikle dizler kımıldamayacak. Dümdüz yere yapışacak, parmak uçları geride. Ayaklarınıza dokunup şu şekilde uzanmaya çalışacaksınız. Uzanmaya, uzanmaya, uzanmaya. Kurbağa hareketi. Şimdi bu şekilde duruyoruz. Dizlerimizi açıp. Açabildiğimiz kadar açıyoruz. Dediğim gibi esnek olmayan kişinin ayağı bu kadar açılır. Burada yavaş yavaş bir öne bir geriye hareket ediyoruz. Aynı ayağımızı nasıl yaylandırıyorsak burada da kalçamızı yaylandıracağız ve iç kasık bölgemiz açılacak ve ayak açmadaki en büyük artı hareket bu olacak. Dediğim gibi ben bu hareketle ayağımı açtım. Daha sonra sağ ayağımızı açtık. Şimdi ayağımızın tabanını bakın içe doğru veriyorum. İçe doğru verdim. Büyük ihtimal dediğim gibi yine yeniler böyle olacak. Ama siz burada böyle ellerinizden destek alarak bakın sanki şınav çekermiş gibi kalçanızı yaylandıracaksınız. Nerede acıyorsa oraya kadar yaylandıracaksınız. Diğer ayağa geçtik. Mesela benim bu ayağımda sakatlığım var. Acıdığı noktaya kadar yapıyorum. O yüzden siz de bir sakatlığınız varsa acıdığınız noktaya kadar yapın. Ama yoksa acıdığınız noktadan bir tık daha ilerisine girebilirsiniz. Burada ayağımızı dediğim gibi yaylandırma hareketiyle sanki bir insan zıplıyormuş gibi biz de bacağımızı yukarı aşağıya kaldırıp indiriyoruz. Aynı hareket diğer ayak. Dümdüz açma. Yavaş yavaş dediğim gibi ayağınız diyelim buraya kadar açılıyor ya da daha az. Aynı hareket. Ellerden destek alıyoruz. %70 güç ellerde, %30 ayakta. Şu şekilde şınav çekermiş gibi yavaş yavaş kalça ile birlikte esniyoruz. Esniyoruz, esniyoruz, esniyoruz. Ve en sonunda ayaklar bu şekilde sıfır açılıyor. Daha sonra burada oturup telefonla takılabilirsiniz. Televizyon izleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Destekliğiniz daha çok artar. Şimdi bu hareketi diyelim yapamıyorsunuz. Hani ellerinizden destek alacak kadar ayaklarınız açılmıyorsa sandalyeden destek alabilirsiniz. Yani ya da koltuğa tutunup ayaklarınızı öyle açıp yavaş yavaş kalçanıza yaylanma hareketi yapabilirsiniz. Ve ayaklarınız bu şekilde açılır arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Esneklik sabır işidir. Her gün yaparsanız esnekliğiniz artar ve günden güne değişir. O yüzden mutlaka bu hareketleri yapın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Görüşürüz.